herkese günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuğum var. Bugün gerçekten ekranlarınızın başından ayrılamayacağınızı düşünüyorum. Çünkü bugüne kadarki koronavirüsle alakalı tüm soruların cevabını alacağımız Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun en yetkili isimlerinden biri Profesör Doktor Ateş Kara hocamız şu anda canlı yayınımızda bizlerle beraber. Hocam günaydın, nasılsınız? Günaydın, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle programımıza, yayınımıza katıldığınız için. Hocam, mutlaka haberlere bakacağız. Yeni gelen kısıtlamalara bakacağız. Sizlerden önemli yorumlar alacağız ama genel konu başlıklarımızı şöyle bir izleyenlerimizle paylaşmak istiyorum. Çünkü genellikle şu anda aklımızda olan soru başlıkları da diyebiliriz geneline. Okullar 21 Eylül'de açılabilecek mi? Gönül rahatlığıyla çocuklarımızı acaba okula gönderebilecek miyiz? Kısıtlamaların ayak sesleri yavaş yavaş geliyor mu? Yani sokağa çıkma yasakları başlayacak mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yine sokağa çıkma kısıtlaması acaba gündemimizde var mı? Aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ne? Aşı en erken ne zaman hazır olabilecek? Yine sorularım arasında olacak. Günlük vaka sayıları uzun bir aranın ardından tekrar 1600'lü rakamların üstüne çıktı. Bunun sebebi ne ve acaba bizler nerede yanlış yapıyoruz? Yoğun bakım hasta sayılarındaki hızlı yükselişin yine sebebini soracağım. Sağlık sistemimiz risk altında mı? Bir diğer aslında aklımıza takılan sorulardan diğeri. Başkent Ankara'daki vaka sayıları neden patladı? Hangi iller büyük risk altında ve acil önlem alınmalı? Hangi illerimiz alarm veriyor? İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Konya, Adana, Mersin, Samsun ve Trabzon'da son vaka sayıları ve son durumu sizlerden yine dinleyeceğiz. Grip mevsimi yaklaşıyor aynı zamanda. Bu durum koronavirüs salgınını nasıl etkileyecek? Bireysel ve toplumsal olarak hangi önlemleri mutlaka almamız gerekiyor? Tüm sorularımızın yanıtını az sonra Ateş Kara hocamızdan alıyor olacağız. Ve dilerseniz ilk olarak birlikte Türkiye günlük koronavirüs tablosuna bakarak başlayabiliriz hocam. Gördüğünüz gibi oldukça yoğun bir gündemimiz var. 3 Eylül 2020 tarihine göre yapılan test sayısı 110.225, hasta sayımız 1642, vefat sayımız maalesef 49, iyileşen hasta sayımız ise 1211. Giderek yükselen vaka sayıları hocam bize ne anlatmalı, ne anlamalıyız özellikle bu tabloya bu dönemde baktığımızda? Şimdi tabloyu gördüğümüz zaman, değerlendirdiğimiz zaman şunu mutlaka altını çize çize söylememiz gerekiyor. Bizim vaka sayımızda bir artışımız var ve vaka sayısındaki artış da her geçen gün açıkçası yükselme şeklinde, biraz daha fazla vaka şeklinde de karşımıza çıkıyor. Bu şunu gösteriyor, evet. Biz belli noktalarda evet kurallara uymaya çalışıyoruz ama kurallara uyamadığımız, yani maskemizi, mesafemizi, hijyenimize dikkat edemediğimiz alanlar var ve bunlar artarak da gelişiyor. Son dönemlerde hep Ankara'yı söylüyoruz. Birazdan onu da konuşacağız. Tabii ki. Ama bir vaka sayısındaki artışın açıkçası ön plandaki etkisi veya geliş nedeni bizim kurallara uymadaki veya kurallardaki bazı eksiklerimiz diyebiliriz. Biraz daha dikkatli davranmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Ama acı olan noktalardan bir tanesi kayıp sayımız artıyor. Evet, ve evet. Kayıp sayısını düşünürken Sayın Çağla şöyle değerlendirmemiz lazım. Bizim bugün canımızın yandığı, kaybettiğimiz değerlerimiz, canlarımız yaklaşık olarak 10-14 gün öncesinde hastalananlar ve sağlık sistemi içerisinde hizmet verilip ama kaybedilen vakalarımız. Yani bu rakamlarımız önümüzdeki günlerde de yüksek gidebilir ve yükselebilir. Ve bu can yakma eğer şöyle bir düşünürsek hepimizin çevresinde yakınında oluyor. Ve o nedenle de şunu değerlendirmemiz lazım. Bana bir şey olmaz dememek gerekiyor. Benim evet. Yakınıma, benim yaşım nedeniyle gencim demememiz gerekiyor. Her an, her yani şöyle demek lazım. Benim başıma da gelebilir, yakınımın başına da gelebilir şeklinde düşünerek artık bizim mutlak ve mutlak önlemlere çok sıkı uymamız lazım. Yoksa bizim açıkçası biraz önce sizin de söylediğiniz gibi bir dönem alınmış önlemleri tekrar gündeme gelmesi, tekrar o önlemler aracılığıyla ancak bu kurallara uyumun sağlanması tartışılır olması gerekecek. Kesinlikle. Az sonra 21 Eylül'de beklenen okullar acaba açılacak mı sorusunun cevabını alacağım. Yine 65 yaş üstüyle ilgili sokağa çıkma yasağı veya herhangi bir kısıtlama tekrar gelecek mi konuşacağız. Hocamızdan yanıtını alacağız ama önce Sayın Koca'nın tweetine birlikte göz atalım istiyorum. Tweetini almadan önce de kendisinin açıklamaları var. Öncelikle dilerseniz Ateş Kara Hocam birlikte izleyelim. Sonra üzerine yorumunuzu rica edeceğim. Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul'da,
Trakya'da ve Ege bölgesinde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef bir artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Yer yer Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahale ile sorunlar aşılmaktadır. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir. Bu tedbirlerimizle hasta sayısını Gaziantep'te %52, Şanlıurfa'da %59, Diyarbakır'da %49, Mardin'de %61 aşağı çekmeyi başardık. Konya'da kısmen kontrol altına aldık. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri halen yüksek riskli illerimiz arasında. Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Dolayısıyla bu anlamdaki tedbirleri Ankara'da daha yoğunlaştıran bir yaklaşım ve çaba içindeyiz. Özellikle bu anlamda bizim bildiğiniz gibi bir takım tedbirler alınmaya başlandı. Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden dönüşümlü olarak belli bir yaş üzerinde 60 yaş üzeri kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi bir takım düzenlemeler birçok ilimizde başladı. Ankara özelinde bu daha yoğun bir şekilde gündeme alındı. Bununla ilgili pandemi kurulu da bir karar aldı biliyorsunuz. Ama şu an sokağa çıkma ve benzeri bir durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum noktasında herkesin bu anlamda bir gayret ve çaba içinde olmasını sağlamak olmalı. Evet, şimdi Sayın Koca'nın bu açıklamasının üzerine koronavirüs salgınında şu an Ankara'yı ayrı bir tırnak içinde tutmak istiyorum. İzmir, İstanbul, Bursa, Erzurum, Sivas ve Kayseri şu anda yüksek riskli iller arasında olarak görülüyor. Özellikle Ankara'ya ilk olarak bakacak olursak hocam, neden vaka sayıları bu kadar yüksek? Şimdi Sayın Çağla, şöyle bir değerlendirmede belki bulunabiliriz. Bizim gördüğümüz ve en azından elde ettiğimiz bilgiler şunu gösteriyor. Biz biraz daha kendimizi güven içinde hissettiğimiz, biraz daha yakın olduğunu düşündüğümüz ortamlarda açıkçası virüsü alıyoruz. Şimdi son döneme bakarsak Ankara'da da insanlar sokaktayken maskeyi takıyorlar. İş yerindeyken belli noktaya kadar maskeleri takıyorlar. Ama ne zaman eve geçtiler veya ne zaman bir yakınının yanında bulunuyorlar veya bir kutlamadalar, o arada maskenin çıkartıldığını, bu mesafe kuralının biraz daha onda yoktur açıkçası psikolojisi değil mi hocam? Kesinlikle aynen öyle. Veya benim yakın arkadaşım, benim sınıf eski sınıf arkadaşım, okul arkadaşım gibi bir düşüncenin içerisine girerek biz, evet, onun yanında açıkçası doğal olarak insan psikolojisinin belki de bir getirisi olarak daha güvende ve daha rahat hissediyoruz. İşte o rahatlığın yansımalarını görmeye başladık. Ankara'nın şöyle bir özelliği var. Ankara yapı olarak da mesela bayram sonrasında daha erken şehre dönmüştü. Tatil dönemini biraz daha kısa tuttu, erken döndü ve bu dönüşle beraber virüs de geldi. Ve şunu görüyoruz biz, virüs o gelişle birlikte 7-10 gün içerisinde bir kişi geldiyse en az 2 kişiye bulaştırdı, evet, bu sırada. Evet. Ve o 10-14 gün sonrasında rakam 4 oldu. Böyle bir artışla Ankara yaşadı. Şimdi bizim buradan iki tane ders çıkartmamız lazım bence. Bir tanesi, bir an evvel evimizde de eğer aynı evde yaşayan kişiler değilsek, içinde bulunduğumuz ortamda yakın arkadaşım bile olsa, evet, maskemden özveride bulunmadan yaşamam gerekiyor. Ama bir başkası da şu. Mesela İstanbul için bakacak olursak, İstanbul'da insanlar tatil alanlarından veya Anadolu'dan yeni dönüyorlar. Aslında dönüş başladı Eylül başıyla beraber, evet, ama biraz yeni dönüyorlar. Bu şunu da gösteriyor. Yani önümüzdeki hafta veya bir 10 gün sonrasında, 15 gün sonrasında İstanbul'da da rakamların hızlı yükselebileceğini gösteriyor. O nedenle de Ankara'da böyle bir deneyimi yaşayınca şunu yapmamız lazım. Memleketimdeydim bir aydır, yeni döndüm. Eş dost gelsin veya ben onları göreyim gibi bir yaklaşım içerisine girmememiz gerekiyor. Veya zorunluluğumuz varsa da bu her alanda mı, her ortamda mutlaka maskeli olmamız gerektiğinin göstergesi. Ben dün gece açıkçası bir
tweet paylaşmıştım. Paylaşma nedenimi belki eğer müsaade ederseniz onu söyleyebilirim. Tabii ki hocam. Yani Amerika'daki çok ünlü bir aktör. Aslında şöyle bir özelliği var. Pek çok film teklifi gelmesine rağmen bu dönemde bunların hiçbirisini kabul etmemişti. Ve evinde kendisini izole tutuyordu. Ama bu izolasyon sırasında çok yakın bir arkadaşıyla beraber bir hafta sonu birlikte geçiriyorlar. Ailecek geçiriyorlar. Ama sonrasında arkadaşının pozitif olduğunu öğreniyor. Ve bütün o dikkatine dışarıda maskeli olmasına rağmen güvendiği yakın arkadaşının aynı evdeyken maskesiz olmaları bütün kendi ailesinin de koronayı almasına neden oldu. Ve açıklamalarına dikkat ederseniz pek çok hastalık geçirdim, pek çok rahatsızlığı atlattım ama hiçbirisi korona kadar ağır değildi, hırpalayıcı değildi diyor. Yani buradan şunu bizim görmemiz lazım. Evet. Benim evime gelen misafir, evet bizim kültürümüz, geleneğimiz, misafirimiz çok kıymetli. Ama lütfen bu dönemde kapıdan girerken kolonyasını ikram edelim. O da maskeli olsun, ben de maskeli olayım. Ama ev içerisindeyken sürekli maskemize ve mümkünse de o en az bir metrelik mesafemize dikkat edelim. Çay içeceksek, misafirim içiyorsa o sırada ben içmeyeyim, maskeli kalayım. Sonra o maskesini taksın, çay içeceksem de ben, kahve içeceksem de o sırada da ben içeyim. Artık yani bizim bu böyle kadar detaylandırmamız gerektiği durumlardayız anladığım kadarıyla hocam. Evet. Değil evet. Mi? Çünkü şunu görüyoruz biz. Bakın böyle küçük bir araya gelişler veya düğünler gibi, taziyeler gibi üzüntü paylaşımları. Tabii ki mutluluk paylaştıkça artıyor, üzüntü paylaştıkça azalıyor. Ama bu paylaşımları günümüz koşullarında, bu yeni koşullarda yapmamız lazım. Maskemize ve mesafemize mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Belki biraz burada biraz daha fazla telefon kullanmamız, belki biraz daha görüntülü görüşmeleri kullanmamız lazım. O konularda artık böyle küçük nüanslar diyebileceğimiz çok küçük noktalara kadar özenli hareket etmemiz lazım. Çünkü toplum olarak şunu görmeye başladık gerçekten. Sokaktayken maske takanlarımız yüksek oranda. Evet, bunu evet, görüyoruz. Ama rahatladığımız anlar veya böyle biraz daha güvende hissettiğimiz anlar bizim için bir dezavantaj oluşturuyor. Virüs için de çok büyük bir baş kaldırma şansı tanıyor. Ona dikkat edersek daha başarılı olacağız. Virüsün ve bulaşmasına fırsat vermememiz gerekiyor aslında bireysel olarak. Sayın Koca'nın en son açıkladığı tweetine göre en çok hasta bulunan 5 ilimizde pnömoni oranlarını açıkladı. Ankara'da %4.7, İstanbul'da %4.61. Konya'da %8.78, Kayseri'de %6.49, Diyarbakır'da %8.37. Güç tedbirde açıklamasını yaptı. Bu oranları kısaca bir değerlendirebilir miyiz diğer illerimizdeki? Şimdi şöyle söyleyelim. Bizim açımızdan aslında biz son dönemlerde şunu öğrendik Sayın Çağla. Yani biz ilk etapta hep koronavirüsü, daha doğrusu şöyle söyleyelim, bu yeni SARS-CoV-2 virüsünün ağırlıklı olarak solunum yolunu tuttuğunu, ön planda akciğerlerde hasar yarattığını baştan görmüştük. Ama sonradan şunları da öğrenmeye başladık. Akciğerler ana belirleyici ama tüm vücudu etkiliyor. Evet. Ve vücudun farklı noktalarını da etkileyebiliyor. O bakımdan Türkiye'de evet pnömoni oranları hastalığın ağırlığını göstermede çok büyük bir etken. Ankara'da biraz daha düşük. Bunun biraz etkisi şöyle. Yaş mesela ciddi ve önemli bir faktör. Evet. Çünkü özellikle gençler bir araya geldiklerinde biraz önce söylediğim gibi o sınıf arkadaşı, okul arkadaşı veya yaz döneminde görmediği, geçen sene de çok erken dönemde ayrıldığı arkadaşıyla yan yana geldiği anda biraz rahatlamanın etkisi. Maalesef. O nedenle de mesela özellikle 18-15-20 yaş, 15-30 yaş bandında biraz daha fazla vakanın olması açıkçası orada pnömoni rakamlarımızda da oranlarımızda da şehirler arasındaki farkı yansıtıyor. Bazı illerimizde büyüklerimizin rakamı biraz yüksek. Orada da kültürel farklılıklar nedeniyle büyüklerin bir araya geldiği alanların fazlalığı nedeniyle yaş yukarı doğru kayınca pnömoni rakamı biraz yukarı doğru çıkabiliyor veya oranı yukarı doğru çıkabiliyor. Ama buradan bizim almamız gereken birkaç tane dersimiz var. Bir, gençlerimizin de büyüklerimizin de aynı özeni, aynı ciddiyeti mutlak taşımaları gerekiyor. Yani yaş doğru iyi bir faktör. Gençlerde hastalığın az görülüyor olması güzel. Çocuklarda oran olarak belki hastalık tablosunun gelişmesinin az olması güzel ama onlar hastalığı taşıyıp açıkçası yayabiliyorlar. O bakımdan onların da, büyüklerin de, bizlerin de, yani hepimizin aynı dikkat ve özen içerisinde olması gerekiyor. Evet.
baktığımızda toplum ve devlet olarak alarma geçilmesi gerektiği söyleniyor. Tabii ki İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın bir yorumları var, açıklamaları var. Dilerseniz hocam onları bir dinleyelim. Sizden bir şey istiyorum bu şehrin valisi olarak. Allah rızası için dışarıya çıkmayın. Ne söyleyebilirim başka? İdari işlem yapmaktan haya ediyoruz. Yani bile bile pozitif olduğunu bilen bir kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa bundan daha büyük bir kul hakkı nasıl olabilir ya? Pozitif olduğunu biliyor. Tüm dünyanın bununla uğraştığını, bizim ülkemizin de bununla uğraştığını, bir kardeşimizin daha olmaması noktasında tedbirler aldığımızı, çaba sarf ettiğimizi, kaynak harcadığımızı biliyor. Buna rağmen dışarıya çıkıyorsa ben şunu söylemek istiyorum. Şehirle nasıl helallaşacaksın? Bu kul hakkını nasıl ödeyeceksin? Bunu biz söylüyoruz. Hem idari işlem ama şunu da söyleyeyim. Savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Yeter artık. Evet, gerçekten canına tek etmiş yorumlar olduğunu görüyoruz ve çıkılmaya devam ediyor. Aynı zamanda evet belki maske takılıyor ama sosyal mesafe hiçbir şekilde dikkat edilmediği ortamları çok fazla görüyoruz. Bu durum bize önümüzdeki günlerde ne getirebilir, ne tehlikesi olabilir Ateşkar Hocam? Şöyle Sayın Çağ, biz şunu baştan görmüştük. Yani eğer herhangi bir önlem almazsak, herhangi bir şekilde tedbir almazsak, bu kişi ya yani bu virüsü taşıyan bir kişi minimum 5 kişiye bulaştırıyor. Evet. Rakam böyle. Yani çok yüksek oranda bulaştırma ihtimali olunan bir tablo. Ve önlem alınsa bile eğer siz mesela virüsü taşıdığınızı biliyorsunuz. Ateşkar olarak ben pozitifim ve eğer toplu taşıma alanları, toplu taşıma araçlarına, toplu yaşam alanlarına ya da kalabalık ortamlara giriyorsam ben maske taksam bile etrafımı riske atıyorum demektir. Çünkü şöyle söyleyeyim, maske belli bir oranda koruyucudur doğru ama bu %100 değildir. O nedenle de benim bir kendi sağlığım için evet. Özellikle eğer virüsü taşıyorsam bu bir viral enfeksiyon. Hep beraber söyleriz, hep beraber bu genel bir bilgi. Değer diyoruz ki bu hastalığın iyileşmesi, viral hastalıklarda iyileşme, sıvı alımı ve dinlenme. Mutlaka ve mutlaka evde dinlenmem lazım. Dışarıya çıkmamam lazım ki bir kendim iyileşeyim diye. Ama daha önemlisi bir de şöyle bir şey var. Bu yeni bir enfeksiyonda bizim çok etkili bir ilacımız yok. Yani evet. İlacı verdim, düzeldi diyeceğimiz bir ilacımız yok. İlaçlarımızın belli bir başarısı var ama kısıtlı. Başka türlü korunma şansımız da yok. O zaman benim şunu değerlendirmem lazım. Ben bu virüsü başkasına da yaymamam gerekiyor. İster bu tanıdığım olsun, ister tanımadığım birisi olsun. Yani bu bir insanlık görevi. Bir başkasına yaymamak için de evde oturmam lazım. Çok acil, mutlaka çıkmam gerekiyorsa da o zaman da ben maskemi takacağım çok kısa süreyle, mümkün olduğu kadar hiç kalabalığa girmeden ve hep kendimi diğer insanlardan en az 2 metre uzakta tutarak, bakın böyle bir durumda da en az 2 metre uzakta tutarak hareket etmem lazım. Şimdi bizim bunlara dikkat etmemiz lazım. Kendi sağlığım için dinleneyim, kendi sağlığım için evde kalayım ama bir başkasına saygı, bir başkasının hakkı için de insanlık görevi olarak da başkasına asla yaklaşmamam lazım. Hele maske takmış bile olsam mutlaka ve mutlaka 2 metreye de dikkat etmem gerekiyor. Ama öncelikle dışarı çıkmamam gerekiyor. Evet. Yani bizim ülkemizde bir organizasyonlar var. Yardımlaşmayı seviyoruz. Böyle bir durumda ihtiyacım varsa da telefonla ya belediyelere ulaşılarak ya diğer gruplara ulaşılarak buralardan yardımlar alınabilir, destek alınabilir. Ama lütfen ve lütfen bizim artık şöyle bir lüksümüz yok. Yani hastalığın yayılmasına fırsat vereyim gibi bir yaklaşımımız yok. Biraz önce demiştik ki hiçbir önlem almazsak 5 kişiye kadar bulaşıyor. Evet, evet. Maske taktığımızda tek kişi eğer pozitif kişi maske takarsa rakam 2'ye iniyor. Kabaca 2'ye iniyor. 1.8-2 arasında olduğunu söylüyoruz. Ama bakın 1'e inmiyor. 1'e inmediği zaman da veya 1'in altına indiremediğimiz zaman da bizim bu hastalığı kontrol altına alma şansımız yok. Ha karşımızdaki de %100 maskeliyse o zaman rakam 1'e geliyor. Evet. Ama böyle bir durumda da rakam sabit gidiyor. O nedenle de benim kalabalığa girmeden, herhangi bir şekilde toplu yaşam alanlarına geçmeden kendimi izole etmem lazım. İster virüs olduğunu bileyim, istersem virüsü taşıma ihtimalim olsun. Yani bu söylediklerimiz aslında virüs olduğu bilinen birisiyle temas etmiş, virüsü alma ihtimali olanlar için de geçerli. Lütfen izolasyonlarımıza, lütfen evde kalmalarımıza dikkat edelim. Vali Bey çok güzel söyledi. Çünkü şunu biliyoruz biz, Ankara yaşıyor. Bunu İstanbul'un yaşama olasılığı da yüksek ve İstanbul evet. Çok daha büyük kalabalık ve insan nüfusu da çok daha yoğun olan bir şehir. Evet, riskimizi valimizin o bakımdan
Lütfen dikkatli olalım. Valimizin isyanı diyeceğim artık. Çünkü hatırlarsanız bir ara İtalya Başkanı da bu şekilde artık bir isyan şeklinde mesajlarını vermişti. Çünkü hani bu işin ciddiyetini anlamanız için daha ne yapmamız gerekiyor? Acaba sokağa çıkma yasağı mı gelsin ki? Hani ne istiyorsunuz isyanı aslında? Bir kere daha izleyelim. Ben bir şey istiyorum bu şehrin valisi olarak. Allah rızası için dışarıya çıkmayın. Ne söyleyebilirim başka? İdari işlem yapmaktan haya ediyoruz. Yani bile bile pozitif olduğunu bilen bir kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa bundan daha büyük bir kul hakkı nasıl olabilir ya? Pozitif olduğunu biliyor. Tüm dünyanın bununla uğraştığını, bizim ülkemizin de bununla uğraştığını, bir kardeşimizin daha olmaması noktasında tedbirler aldığımızı, çaba sarf ettiğimizi, kaynak harcadığımızı biliyor. Buna rağmen dışarıya çıkıyorsa ben şunu söylemek istiyorum. Şehirle nasıl helallaşacaksın? Bu kul hakkını nasıl ödeyeceksin? Bunu biz söylüyoruz. Hem idari işlem ama şunu da söyleyeyim. Savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Yeter artık. Ve ne kadar haklı bir isyan aslında, öyle değil mi hocam? Ve bunu gösteren bir sürü haberlerle biz her gün kesinlikle burada karşılaşıyoruz. Pandemi kurallarına uymayan düğün sahibine ceza mesela sıradaki aslında örnek niteliğinde bir haberimiz. Erzincan'da bir kına gecesinde koronavirüs tedbirlerine uymadığı tespit edilen düğün sahibine 900 TL idari para cezası uygulandı. Hocam koronavirüse biraz kafa mı tutuyoruz acaba, amacımız ne? Ama şimdi şöyle söylemek lazım. Evet doğru, kafa tutabiliriz ama karşımızdaki düşman böyle bizim kafa tutarak veya tepki göstererek yenebileceğimiz bir düşman değil. Çok çok basit özelliği var. Şu bir insandan bu mutlaka bir insana geçmek zorunda. Onun geçebilmesi için de mesafe. Eğer ben bu mesafeyi 1 metre tutuyorsam, maskeyi aradı ya da duvar olarak maskemi de çekiyorsam bulaşma ihtimalinin önüne geçip işte o zaman tam o anlamıyla ben onunla baş ediyorum ve bu savaşı da kazanıyorum demektir. Yani karşımızdakiyle biz savaşın nasıl olduğunu aslında gördük, öğrendik ve bunun belli bir noktada başarıyı kazanmıştık. Bizim onu devam ettirmemiz lazım. Sayın Çağla Hanım, bir şey değerlendirebilir miyim eğer izin verirseniz? Bakın, tabii ki hocam. Bizim şöyle bir düşüncemiz var. Apartman içerisindeyiz. Mesela büyüklerimiz aynı apartmandalar. Evet doğru. Sosyalleşme olarak da bir araya da geliyorlar. Arada beraber kahve ve çay da içiyorlar. Bunu hep beraber görüyoruz. Ama bakın şöyle düşünün şimdi. Bir apartmanda diyelim ki 10 daire var. 10 dairede de bazı dairelerde 2 tane büyüğümüz olsun. Çocukları artık dışarıdalar, ayrı evdeler diyelim. Diğerde yani tüm hepsinde de 2'şer kişi olsun. Eğer bu 2'şer kişiye baktığımız zaman toplam aslında 10 dairede 20 kişi var diyebiliriz. Evet buraya dışarıdan kimse gelmiyorsa, kimse gitmiyorsa 20 kişinin teması. Birbirleriyle çay içebilirler, kahve içebilirler ama şimdi her eve diyelim ki dışarıdan ateş kara o eve geldi ve annesini babasını ziyaret ediyor. Ben babamı kaybetmiştim ama annemi ziyaret ediyorum. Şöyle düşünün, ateş kara gün içerisinde hastanede en az 400-500 kişiyle karşılaşıyor mu? Evet. Ateş kara gelip giderken arada başkalarıyla da karşılaşıyor mu? Evet. O zaman o eve minimum 500 kişiyi taşıdı anlamına gelir mi bu? Evet. Evet. Yani ben apartmanda anneme uğradığım anda annemin o gün en az 500 kişiyle karşılaşmasına neden oldum demektir. Evet. Ve annem bir başka kapı komşusuna geçtiği zaman da sadece kendisi geçmiyor. O gün için benle beraber getirdiğim o 500 kişinin yükünü komşusuna da taşıyor. Çünkü virüs böyle yayılıyor. O nedenle de ben eğer annemin yanına geliyorsam lütfen maskeli olayım. Ben evet, annemin yanına geliyorsam lütfen mesafeye dikkat edeyim. Ama annem de diğer komşusuyla çay veya kahve içecekse de biraz önce dediğimiz gibi sırayla. Evet doğru görüşsünler çünkü bu sosyalleşme psikolojimiz için gerekli, evet, yaşamımız evet için gerekli, birbirimizle konuşmamız ama mesafeye ve maskeye kapı komşusu bile olsa, yan daire bile olsa dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü onun çocuğu da belki bankada memur, bu sefer o da en az 100 kişiyi annesinin evine getirmiş vaziyette. Bunlara dikkat edersek biz işte o zaman kesinlikle bu zaferi kazanırız. Bu kurallara uyarak yaşamaya alışmamız çok çok önemli aslında, değil mi? Bir refleks olmalı yani artık bu hocam. Kesinlikle ve ama özellikle de şu dönemde bizim çok daha fazla yani nasıl söyleyelim
titizlikle bunlara dikkat etmemiz lazım. Gerekiyor. Az sonra sorularım arasında 21 Eylül'de okullar açılacak mı sorusu var. En başta tabii ki, sonrasında da önümüzdeki günlerde herhangi bir sokağa çıkma yasağı uygulanabilir mi? Ateşkara hocamıza soracağım. Ama ondan önce bir haberimiz var. Koronavirüs testi pozitif çıkanlarla test yaptıracaklar aynı kuyrukta. Samsun'da koronavirüs nedeniyle hastanelerde yaşanan yoğunluk bir yurttaş tarafından kaydedildi. Test yaptırmak isteyenlerle koronavirüs tedavisi gören kişilerin aynı sırada beklemek zorunda kaldıkları iddia edildi. Yani virüsün bulaşması için uygun ortam sağlanmış diyebilir miyiz iddialara göre? Şimdi hocam, duyabiliyor musunuz? Sen cevap verebilir miyim? Tabii ki dinliyorum sizi. Duyuyorum. Şöyle değerlendirelim. Açıkçası böyle bir duruma mümkün olduğu kadar fırsat vermememiz lazım. Ama esasını hep şöyle düşünelim. İster test yaptırmaya gelin, isterseniz virüsün pozitif olduğunu düşünün. Bugün artık bizim şunu değerlendirmemiz lazım. Ankara'da da, Samsun'da da, İstanbul'da da, yani Türkiye'nin neresi olursak olsun şöyle düşünelim. Karşımızdaki herkes virüs pozitif olabilir. O nedenle de hangi sıra olursa olsun bu, ister test sırası, isterseniz bankadaki sıra, isterseniz marketteki evet, giriş olsun. Bizim buralarda mutlaka maskeli ve mesafeli olmamız lazım. Çok güzel bir örnek vardı. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi bu, hem de daha sonrasında Kore'den de. Şöyle bir şeydi. İki berber, daha doğrusu iki kuaför, bayan kuaförü çok yakın çalışıyorlar. Müşterilerine çok yakın hizmet vermek zorundalar yaptıkları işlem gereği. İkisi de pozitif çıkıyor kuaförlerin. Ve ama pozitif çıkan kişiler şöyle, maskeliler çalışırken ve aynı zamanda müşterileri de maskeli. Yaklaşık 230 kişiye bu riskli dönemde temas etmiş vaziyetteler. Sonuç, hiç geçiş yok. Neden? Çünkü arada mesafe kuralı çiğnenmiş bile olsa hem müşterisi hem kendisi maskeli. Maske takıyor. Ama bir bakıyorsunuz o kuaför arkadaşların evlerine, evlerindeki herkes her ikisinde de pozitif. Şundan kaynaklanıyor. Maskeye eğer biz tam dikkat edersek, ben ve karşımdaki tam dikkat ederse maske çok koruyucu. Çok koruyucu. Bizim buna dikkat etmemiz lazım. Ama maskeyi taktım diye mesafeden özveride bulunalım mı? Asla bulunmayalım. Yine de yalnız önlem olarak bizim pozitif olduğunu bildiğimiz kişilerle negatif olma olasılığı olan, o an için bakın negatif olmayabilir, belki de pozitif olacak ama negatif olma olasılığı olan kişileri de yan yana getirmememiz lazım. Bizim hastanelerde veya dışarıda buna da özen göstermemiz lazım. Eğer ben pozitif olan bir hastaya ve pozitif olduğunu bildiğim bir hastaya hizmet vereceksem, mümkün olduğu kadar diğer hastalardan ayrı tarafa almamda fayda var. Niçin? Çünkü şöyle bir şeyimiz var. Olur o sırada hapşırır, aksırır, bir şekilde maskesini çıkartabilir veya maskesine müdahale edebilir. Buna da fırsat vermemek için. Ancak şunu tekrar altını çizelim. Bugün karşılaştığımız herkesin pozitif olma ihtimali, evet, virüsü taşıma evet, ihtimali olduğunu düşünerek bizim maskeli olmaya devam etmemiz lazım. Kesinlikle hocam. Şimdi biliyorsunuz ligler başlayacak, maçlar oynanacak. Daha öncesinde %30 kapasiteli seyirci alınacaktı. Ancak bilim kurulunun tavsiyeleri üzerine Türk Futbol Federasyonu'nun bir açıklaması oldu. Sezonun ilk yarısında maçlar seyircisiz oynanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün bilim kurulunun Süper Lig maçlarının ilk yarısının seyircisiz oynanması gerektiğinin tavsiyesinde bulunduğunu açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu dün tüm maçların ilk yarısının seyircisiz oynanacağını belirtti. Eklemek istediğiniz tavsiyeler var mı hocam bunun üzerine? Ya burada tabii hemen şunu söyleyelim. Yani ne bileyim, uygulamada aksaklık gördüğünüz ve düzeltilmesi gereken de diyebiliriz. Şöyle söyleyeyim, daha yani öyle uygulamada aksaklık olarak benim değerlendirebileceğim bir veri olmadı ama şunu da değerlendirelim. Biz maçların statlarda seyircisiz oynanmasını istiyoruz ama bu, bir araya gelelim, toplanalım, belli bir yerde büyük bir ekran karşısında maçı seyredelim anlamında da lütfen gelmesin. Yani hep istediğimiz şu, mesafemizi koruyalım ve mümkün olduğu kadar maskeli bulunalım. Eğer biz toplanıp da küçük bir odada veya dar bir alanda birkaç kişi, 10 kişi veya daha fazla veya biraz daha kalabalık olacak şekilde bir araya gelip de maçı seyredeceksek gene risk yaratıyoruz. Doğru. Lütfen bizim bu dönemde istediğimiz mümkün olduğu kadar belki de şöyle söylemek lazım, ayrı ayrı olarak ama kalben tuttuğumuz takımı destekleyerek, bulunduğumuz doğru, yerden destekleyerek, evet, ona devam edelim ama lütfen bir araya geleceksek de mesafe ve maskeye dikkat ederek olsun. Yani toplu olarak maçta seyrinden kaçınalım.
Şunu gördük çünkü biz. Gerçekten büyük başarılar elde etti takımlarımız. Bir üst lige çıktılar. Ama kutlamaları sırasında şunu da gördük. Hep beraber yaşadık. İnanılmaz birliktelikler oldu ve onun hemen sonrasında da o bölgelerdeki vaka sayısı da evet, inanılmaz arttı. Halı saha maçlarıyla ilgili için, neler yani, söyleyeceksiniz bu arada? Oynanmalı mı, şart mı? Halı saha maçlarında da şöyle bileyim, demek... Aklıma böyle geliyor yani, direkt soruyorum hocam ama yani oynanmaya da bilir mi acaba diyorum. Durum böyleyken. Şöyle söyleyelim şimdi, ya, egzersiz aslında şöyle, bizim hep bağışıklık sistemimizi, savunma sistemimizi iyi tutmamız gerektiğini evet, söylüyoruz. Evet. Dengeli beslenme, düzenli uyku ve en azından 30 dakikalık düzenli egzersiz. Evet, egzersiz yapalım ama bu yaptığımız egzersizler bu dönemde lütfen birbirimizle çok yakın olmamızı gerektirecek, birbirimizle temas etmemizi gerektirecek spor veya egzersiz şeklinde olmasın. Çünkü evet, spor sırasında maske takmak çok gerçekçi olmayacak. Bunu mümkün hepimiz değil, biliyoruz. Kimse takmıyordur o zaman zaten. Lütfen. Evet, yani mümkün de değil çünkü şöyle, bir de maskeyle spor yapmanın riski olabilir. Eninde sonunda maskenin amacı çünkü bizim nefes aldığımız alana ve nefes verdiğimiz alanın önüne bir duvar çekmek. Doğru. Ve bu spor sırasında artacak ihtiyacı da bir miktar kesebilir. Normalde böyle bir işlevi yoktur ama spor sırasındaki artacak işlev üzerinde engel olabilir. O nedenle de bu sporları bu dönemde en azından bu gözle bakarak değerlendirirsek bence hem kendi adımıza kendimizi korumuş hem de sevdiklerimizi, saydıklarımızı korumuş oluruz. Virüsün gerçekten daha hızlı bulaşmasını sağlayan bazı ortamlar var biliyoruz. Düğünler özellikle ve zaten belirli kısıtlamalar getirildi. Düğünler işte ne bileyim, kına, nişan, cenaze mesela törenlerinde. Mesela düğün olması yasaklanmalı mı şu anda hocam? Çok şart mı mesela bu dönemde? Çünkü ne de olsa yine de belli bir topluluk. Şimdi aile de olsa yan yana gelmiş oluyor çünkü az önce söylediğiniz gibi. Yani şunu gördük biz düğünlerle ilgili olarak, belli dönemde evet yasaklamanın olduğunda mesela çok yüksek başarılar elde ettik. Rakamlarımız da ortadaydı. Ama o yasaklar demeyelim ama kısıtlamalar kalkmaya başladığı zaman düğünlerin başlangıcının çok güzel gittiğini, evet, hepimizin maskeyle oturduğunu ama içimizdeki o kutlamanın heyecanı, evet, o anın getirdiği coşkuyla beraber mesela oynamaya kalktığımızda içimizde var, kutlamamız var, gerekiyor ama ona geçtiğimiz anda enerjiyiz, maskenin çıktığını, evet yani bizim içimizde var ama o ana geçtiğimizde maskenin çıktığını ve ister istemez daha yakın, daha mesafesiz olduğumuzu, kontrolsüz olduğumuzu gördük. O nedenle de bizim bir şekilde bunu önlememiz lazım. Eğer biz bunu bireysel olarak önleyemiyorsak, düğün sahibi olarak önleyemiyorsak o zaman doğal olarak kural gelmesi lazım, evet, yasak gelmesi lazım ki bir canımızı, bir değerimizi kaybetmeyelim. Evet. Çünkü ödediğimiz bedel, şöyle söyleyeyim, yerine konulabilir bir bedel değil. O nedenle de düğün kutlamamızı seneye de yapabiliriz belki. Veya biz dönem sonrasında yapabiliriz ama bir canı tekrar kazanma şansımız yok. Var. Bir değerimizi tekrar elde etme şansımız yok. Ya da yoğun bakımdaki tavana bakarak oradaki o maskeyle geçireceğimiz 10 günü, 15 günü, 20 günü tekrar kazanma şansımız yok. Lütfen bunları düşünerek dikkatli davranalım. Zorunlu olarak öbür türlü yasaklamalar geliyor. Evet, mecburen. Üzücü bir haberimiz var. Mersin'de yaşlı bakım merkezine de korona sıçradı başlığımız. Mersin'de son günlerde artan koronavirüsü vaka sayısı endişe yaratırken bir kötü haber de Alzheimer Derneği'nin Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan yaşlı bakım merkezinden geldi. Alınan bilgiye göre Alzheimer Derneği'nin merkezinde kalan 17 kişi yüksek ateş, öksürme gibi koronavirüsü belirtileri gösterince teste tabi tutuldu. Yaşlıların testleri pozitif çıkınca hastaneye kaldırılma kararı alındı. Evet, yani şu anda bizim tabii ki henüz bir kısıtlama gelmedi ama en çok korumamız gereken tabii ki büyüklerimiz, 65 yaş üstü vatandaşlarımız. Onlarla ilgili yeni önlemler alınmalı mı hocam? Sayın Çağla, şunu söylemek lazım. Türkiye çok büyük özen gösterdi ve ben özellikle yaşlılarımıza, büyüklerimize, hizmet veren personele çok teşekkür ederim. Onlar çünkü çok zor şartlarda şöyle çalışıyorlar. Karantina altında kalıyorlar. Test yapılıyor. Ondan sonra mesela büyüklerimizin bakımından hizmet vermeye başlıyorlar. Bir 10 gün kadar, 14 gün kadar çalışıyorlar. 7 gün dışarıdalar, sonra tekrar karantinada kalıp tekrar öyle çalışıyorlar. Ve bu çok uzun süredir de bu şartlarla ve onların sayesinde dikkat edersek Türkiye'de bakım evlerinde biz öyle yurt dışındaki gibi acıları yaşamadık. O nedenle de ben böyle bir fırsat varken onlara tek tek teşekkür etmek isterim. Ama bu özeni lütfen devam ettirelim. Bu titizliği devam ettirelim. Yoksa büyüklerimizi, saydıklarımızı kaybetme riskimiz gerçekten yüksek.
Evet. Öbür taraftan şunu da değerlendirmek lazım. Bizim büyüklerimiz çok titiz davranıyorlar. Biz onların bir dönem evde kalmasını istemiştik. Onları ve açıkçası toplumumuzu koruyalım diye. Onlara gösterdiğimiz saygı ve bizim onlara olan ihtiyacımız nedeniyle. Bize yol göstermelerine ihtiyacımız var. Ondan sonrasında ama onlar için de zor olan bir süreçti bu. Ve kurallarda gevşemeler oldu, rahatlamalar oldu. Ama sonra gördük ya o büyüklerimiz bizim dışarıda çıksalar maske kuralına uyuyorlar. Eğer alan içerisinde hareket edecek olsalar mesafe kuralına uyuyorlar. Onlardan tek ricam bizim büyüklerimizden. Lütfen gençleri de uyarın, yol gösterin ama siz lütfen maskesiz, lütfen mesafeye dikkat etmeden, evet, hijyen kurallarına dikkat etmeden bir adım bile atmayın. Ve zorunluluk olmasın, kısıtlama olmasın ama zorunlu olmadıkça, kısıtlama herhangi bir acil ihtiyacınız olmadıkça da bu dönemde evden çıkmamaya çalışalım. Ateş Hocam, İki zannedersem evet, çünkü kısıtlama olmadan zannedersem özgürlüğümüze engel olamıyoruz. Yani bir şekilde ya hava alacağım, bir şekilde ya komşuma gideceğim diye dışarı çıkıyoruz. Peki sizce, çok net bir soru, 65 yaş üstünde sokağa çıkma kısıtlaması gelmeli mi? Şöyle söyleyelim, eğer kayıplarımız böyle devam ederse olabilir ama ben büyüklerimizden şunu rica edeceğim. Hava sıcaklığı çok yüksek. Çok çok. Ve bu hava sıcaklığının getirdiği riskler de çok yüksek. O nedenle de büyüklerimiz eğer evdelerse insanların daha az olduğu saatlerde, günün yeni ağırdığı saatlerde dışarıda olsunlar. Onun dışında da lütfen evde olsunlar. Kişilerle temas etmeden, evet, açık alana çıkmak evet gerekiyor. Bahçeye gitmek gerekiyor ama sabahın erken saatlerinde orada olsunlar. Sonra eve dönüp belki kısa ve güzel bir uyku, sonra kahvaltı. Böyle bir düzen sağlayabilirsek hem onları korumuş oluruz hem de herhangi bir özgürlük kısıtlamasına veya başka bir önleme gerek kalmadan da başarıyı elde etmiş oluruz. Bunlar bence küçük ayrıntılar gibi görünebilir ama yapabilirsek, çok, çok uyabilirsek gerçek anlamda da başarılı oluruz. Ateş Hocam, sizinle daha önceki yaptığımız pandeminin ilk patladığı dönemlerdeki konuşmalarımızı yapıyormuş, aynı soruları soruyormuş ve sizden de sanki o cevapları alıyormuş gibi hissediyorum. Sanki yine başa döndük gibi mi? Şöyle rakamlarımız yükseliyor. Bizim yani şöyle pandemiler döneminde doğal olarak bir toplumda şöyle bir şey Çağla Hanım, şöyle bir şey oluyor. Başlangıçta çok ciddiye alıyoruz, sıkı tutuyoruz. Sonra biraz bunalıyoruz. Yani bu insan doğasında var. Biraz gevşemeleri yaşıyoruz. O dönemde de işte böyle bir rakamlardaki yükselme olunca da tekrar başa dönüyoruz gibi biriz. Ama evet, tekrar başa dönüyoruz gibi düşünebiliriz. Önlemleri evet, tekrar evet, konuşuyoruz, aynı şeyleri konuşuyoruz gibi düşünebiliriz ama lütfen biz aynı önlemleri aynı sıklıkla uyarsak, çünkü çok net görmüştük biz. Dünyada kimsenin belki de yapamadığını, biz 5-6 haftada çok ciddi bir yükselme gördük ve hemen o 6. haftadan sonra da çok ciddi bir azalma yaşadık. O zaman aynı başarıyı bugün de hemen aynı sıklıkla yapalım. Mesela Ankara'nın bu dönem yaşadığı bu sorunu, bu rakamlardaki ani artışı, yükselmeyi İstanbul yaşamadan önüne geçmiş olalım. Vali Bey'imizin doğru, söylediği gibi evimizde kalalım, evet, o sıkıntıları tekrar yaşamayalım. Çünkü bir de şöyle bir problemimiz var. Sağlık personelimiz de yoruluyor. Sağlık çok, personelimizden çok ciddi kayıplarımız var. Ben her birisi için yani can yanıyor çünkü. Ve lütfen onları da düşünerek, evet, onların çocuklarını, onların annelerini, babalarını da düşünerek lütfen biz bu dönemde evde kalmaya çalışalım. Yeni bir haberimiz var Ateş Hocam, ona dilerseniz birlikte bakalım. Eski Başbakan Binali Yıldırım koronavirüs oldu. Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu COVID-19 testimiz sonucu pozitif çıkmıştır. Dün atmıştı bu tweet'i. Bu arada kendisine de geçmiş olsun diyoruz eşiyle birlikte. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan tüm kurallara riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz tweetini yayınladı. Yani böyle bir yaklaştıkça sanki etrafımızda hani çok kimseyi ayırt etmediğini gördükçe belki birazcık daha panik olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Ateş Kara hocama hemen bir şey söyleyebilir tabii miyim? Tabii ki. Şöyle yani şöyle ki bakın tüm vakaların evde yatması gerekmiyor. Tüm vakalar aynı şekilde görebiliyoruz değil. Evet evet. Ama şey hastanede yatması gerekmiyor. Öyle bir şeyimiz var ama lütfen şöyle de dikkat edelim. Eve gittiğimiz anda da lütfen evde kalıp asla ve asla dışarıya çıkmayalım. Önerilen tedaviye de birebir uyalım. Çünkü Türkiye'de tedavi erken başladığımız zaman başarılı olduğunu evet, da gördük. Diğer ülkelerden biraz daha başarımız var. Buna da birebir evet, uyalım lütfen. Evet. Hocam az sonra günün en önemli sorusunu sizlere ileteceğim. 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Sorumuzun cevabını reklamlardan sonra alacağız. Kısa bir ara.
Evet, Çağla ile yeni bir gün devam ediyor. Profesör Doktor Ateş Kara hocamız canlı yayında, aynı zamanda stüdyomuzda Profesör Doktor Dilaver Özturan hocamız da teşrif etti. Nasılsınız? Hoş geldiniz çok öncelikle. Iyiyim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle az sonra koronavirüs, grip, nezle ve alerji arasındaki farkları konuşuyor olacağız. Ama ondan önce minicik bir mutfağıma dönmek istiyorum. Ateş Kara hocamı da azıcık bekleteceğim. Ayşe ablamız bugün mutfağımızda neler yapıyor? Şöyle bir bakalım. Haşhaşlı çörek yapıyorum. Haşhaşlı çörek yapıyorsun. Evet. Çok güzel. Isparta'da buna lokul derler. Her bayramda bu muhakkak her evde olur. Olur. Ay sen ne tatlısın. Sen ne güzelsin. O ellerinden yiyeceğiz biz o çörekleri. Ellerine sağlık şimdiden. Şimdi Ateş Hocam ve Dilaver Hocam, ilk olarak Sağlık Bakanlığı'nın 21 Eylül'de okulların açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamaları bir izleyelim. Sonrasında sorularımı hocalarıma yöneteceğim. Şu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı şeklinde bir yaklaşımımız var. Yani hazırlık birinci, ikinci sınıf ve 8 ve 12 ile ilgili düzenlemeyi muhtemelen gelecek hafta konuşmuş oluruz. Bununla ilgili daha çok birinci sınıfların alışması açısından 2 artı 5 şeklinde sayıyı azaltarak, yani 2 gün devamı 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. Önümüzdeki hafta bunu daha netleştirmiş oluruz. Diğer sınıfların bu dönemde nasıl devam edeceği şeklinde 8. ve 12. sınıflarla ilgili salgının seyrine göre gelecek hafta bunu daha da netleştirmiş oluruz. Belki il bazında veya genel anlamda. Yani özetle birinci sınıfların alışması için 2 artı 5 şeklinde olabilir. İkinci sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle bu netleşmiş olur. 8 ve 12'lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlanmaması konusu da haftaya gündem yapılmış olacak. Yani tekrardan değerlendireceğini anlamış bulunmaktayız. Şimdi Ateş Hocam'a sormak istiyorum. 21 Eylül'de okullar açılabilecek mi? Bazı anaokulları ve oyun gruplarının şu an açık olduğunu biliyoruz. Bir de şöyle duyumlar alıyoruz. İlkokul birinci sınıfları okul öncesi gibi gösterip eğitime başlayan bazı okullarda olduğunu şu anda duyduk. Peki asıl soru buradaki şu, buradaki tehdit öğretmenler mi yoksa öğrenciler mi, çocuklarımız mı? Şimdi öncelikle hocama hoş geldiniz demek isterim. Çok sağ olun hocam. Şöyle bir değerlendirme içerisinde olmamız lazım bizim baktığımız zaman. Okulların açılmasının bir risk yaratma ihtimali var mı? Evet var. Onu değerlendirelim. Ama öbür taraftan baktığımız zaman bir, bazı çocuklarımızın mutlak ve mutlak bir şekilde bu pandeminin olumsuz etkilerini yaşadıklarını da görüyoruz. Evet. Yani evde kalmaları veya onların izole kalmalarının getirdiği bazı problemlerimiz var ve eğitimde de özellikle kurallara daha iyi uyabilecek ama aynı zamanda da yüz yüze eğitim alması şart olan bir grubumuz var ki bunlar ana sınıflarımız ve ilkokul 1 belki de 2. sınıflar. Çünkü onların ekran karşısında geçirecekleri zamanın olumsuz etkileri, 2 ekran karşısında alabileceklerinin kısıtlılığını da düşündüğümüz zaman bir öğretmenle temas etmelerinin, öğretmen ve okul ortamını yaşamalarının gerekliliği kesin. Şimdi böyle olduğu zaman da şunu da değerlendirmek lazım. Olası riskler nedir? O riskleri biz ne kadar azaltabiliriz? Tamamen risksiz olduğunu söylemek doğru değil. Bunu kesinlikle altını çizelim. Ama çocukların dışarıda kalmaları, eğer sadece evde değil dışarıya çıkıp başka çocuklarla bir araya geliyorlarsa orada aldıkları risk, sadece o çocuklarla bir araya gelme şeklinde değil, büyüklerle beraber kalabalık ortama gittiklerinde aldıkları riski düşündüğümüz zaman okulun belki güvenliğinin daha da, hatta güvenli olma ortamının daha da iyi olacağını söylememiz lazım. Buradaki riski çocuk da istesek de istememesek de çocuklarımız da öğrencilerimiz de belli oranda, öğretmenli arkadaşlarımız da belli oranda taşıyor veya getiriyor olacaklar. Evet. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu. Ben acaba virüs girişini engelleyebilir miyim? Ne kadar engelleyebilirim? Bir, o basamağa dikkat etmemiz lazım. İki, okul ortamında neler yaparsam olası bir gelmiş olan virüsü ne kadar yayılmasını kesebilirim? Şimdi bizim bunlara yönelik hareket etmemiz gerekiyor.
Öncelikle biraz önce Sayın Bakanımızın söylediği gibi mutlak eğitim alması gereken, mutlak öğretmeniyle beraber olması gereken ana sınıfı, ilkokul 1 ve ilkokul 2. sınıfların açılması bence gerekecektir. Ama burada şunu değerlendirmemiz lazım. Riski nasıl en aza indiririz? Okul ortamında bir sayılarının azalmasını sağlayarak gruplardaki sayıyı, bizim genel anlamda solunum yolu virüsü enfeksiyonlarında bildiğimiz bir rakam vardır, 7. 7 veya 10 civarında tutabilirsek hastalığın yayılmasında çok ciddi bir başarı elde ediyoruz. O zaman küçük grupları oluşturarak çocukların okulda geçirdikleri süre içerisinde diğer yan sınıftaki çocuklarla karşılaşma ihtimallerini en aza indirerek, öğretmeniyle olduğunda mesafeye dikkat ederek, eğer gerekiyorsa yakın olma gerektiği anda da maskesini kullanarak ben bunu sağlayabiliyorsam ve diğer dönemde de kısa süre okulda tutarak 2 gün belki 3 gün sonrasını evde destekleyerek diğer amaçlarla veya diğer eğitim şu yöntemleriyle o zaman okul riskini en aza indiririm. Bir tarafta da aslında biz velilere görev düşüyor. Şöyle ki en ufak risk varsa ister ev içerisinde ister eve gelip gitme ihtimali olan veya temaslarımız arasında COVID-19 tanısı alan veya solunum yolu enfeksiyonu olan, ateşi halsizliği olan kişiler varsa da çocuğumu o gün okula göndermeden sağlık birimine başvurarak değerlendirmesini yapılıp uygun olduğunu öğrendikten sonra okula gönderdiğim zaman o virüsün okula taşınmasının da önüne geçmiş olurum. Şimdi biz bunları basamak basamak yaptığımızda en acil, en fazla ihtiyacı olan ana sınıfı, 1. sınıf ve 2. sınıfları açma kısmını yapabiliriz. Öbür taraftan bir de bu sene sınava girecek sınıflarımız var. Onların da öğretmenleriyle karşılıklı bilgilerini artırmaları, paylaşmaları, soru ve cevaplarını tamamlamaları gerekiyor. O nedenle o sınıflarında aynı şekilde belki seyreltilerek, sayısal azaltılarak ve okulda geçirdikleri gün sayısını kısa tutup evde geçirdikleri günle beraber bunu dengeleyerek yapabilirsek biz açıkçası riski en aza getirmiş ve okulları açma yoluna doğru gitmiş olabiliriz. Ama burada tekrar altını çizelim. Bugünkü rakamlarımızın yüksek gittiğini biliyoruz. Yarın rakamımızın gene yüksek olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu da söyleyeyim. Yani bu çünkü bugün uyguladığım tedbiri ben bugün sonucunu almıyorum. Biz bugün tüm her şeyi uygulamaya başlasak en iyi ihtimalle 10 gün sonra etkisini görmeye başlayacağız. Ama gidişatın yukarı doğru mu yoksa belli bir oranda sabit veya aşağıya doğru mu indiğini değerlendirerek de 21 Eylül'de ne kadar bunu başarabileceğimizi açıkçası önümüzdeki hafta içerisinde görmeye başlayacağız. Yani aynen şu anda vaka sayılarının eğer bu şekilde bile azar azar da olsa yükseliyor olduğunu göz önünde bulundurursak 21 Eylül'de mesela açılabilecek mi sorusu bir anne olarak benim şu andaki kafamdaki en önemli soru. Yani baktığımız zaman eğer açılacaksa da yaşanabilecek en büyük risk ne? Ben mesela gönül rahatlığıyla çocuğumu atıyorum nasıl servise bindireceğim? Serviste o ortam nasıl sağlanacak? Sayın Çağla şöyle söyleyeyim. Eğer okulların açılabileceğini söyleyecek o yani o noktaya gelirsek okullar açılır denilirse lütfen gönül rahatlığıyla gönderiniz. Neden biliyor musunuz? Özellikle bizim açılsın dikkat ederseniz mesela biz tüm sınıflar açılsın veya Sağlık Bakanlığı olsun, Milli Eğitim Bakanlığımız olsun tüm sınıflar açılsın gibi düşünmüyoruz. Öncelikle ihtiyacı olan, öncelikle kurallara daha iyi uyacak olan grupların ve riske en az olacak grupların biz açılmasını düşünüyoruz. Ve burada da sayının seyreltilmesi, okuldaki gün sayısını seyreltilerek o sayı seyreltilmesinin sağlanmasını ve aynı zamanda da diğer sınıflarla bir araya gelmeyerek riskin de en aza indirilmesini. Ama şunun altını çizelim. Riskin sıfır olma ihtimali mümkün değil. Değil. Bu arada. Ama öbür taraftan da eğer yarın rakamlarımız daha yukarıya doğru çıkarsa, önümüzdeki hafta içerisinde daha yukarıya doğru giderse de o zaman belki şunu söylemek zorunda kalacağız. Lütfen okullarımızı 15 gün sonra biz bunu tekrar değerlendirelim bakalım diye. Ama baktık ya en azından bir kontrolümüz var. O çocuklarımızın kazançlarını ve alabilecekleri riskleri bir tartıya koymak gerekecektir. En avantajlı ama riskin en düşük olduğu, olası riskin belki de sıfıra en yakın olduğu dönemde bunu yapmak belki daha doğru olacak. O zaman günlük vaka sayısı eğer 2000'lere ulaşırsa açılması ertelenebilir diyebiliyor muyuz? Sayın Çağla orada rakam söylemeyelim ama baktık yukarı doğru gidiş devam ediyorsa öyle denilebilir tabii öyle denilebilir. Doğru. Burada hocama da dönmek istiyorum. Özellikle şimdi grip mevsimi de geliyor. Grip ve koronavirüs birlikte daha büyük bir tehdit oluşturabilir mi hocam? Yani seçenekleri artırıyor. Tabii bu arada ben Ateş Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum. Buyurun. Yani bu olayın başından beri bilim kurulunun
bütün kararlarını son derece nezaketle, sabırla, çok güzel bir dille anlatıyor. Evet, bu fırsatta bulmuşken Ateş Hoca'ya teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Her şey için teşekkür ederim Ateş Hocam. Buyurun. Hocam çok sağ olun, ama hep birlikte yapıyoruz, inanın evet. bana. Biz sadece sizin temsilciliğinizi yapıyoruz eksik bir bakıma. Olmayın. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Evet. Şimdi süreç tabii karmaşa haline geliyor. Bir de toplumda bir ciddi bir korku başladı. Yani artık en küçük semptom bile, biz buna semptom çalması diyoruz, korona evet. gibi algılanıyor. Dolayısıyla orada açıklama, yani en azından bir takım temel ipuçları vermek mümkün, ama şunu unutmamamız gerekiyor. Korona hiçle çok arasında belirti verebiliyor. Yani hiçbir belirti vermeden geniş bir yelpaze. Evet, evet. Dolayısıyla çok fazla genellemek mümkün değil. Hep onun için kestirme yola gidiyoruz. Kestirme yolda da diyoruz ki herkesi korona pozitif, covid pozitif kabul edin. Kendiniz de covid pozitif kabul edin. Doğru. Ama bu arada panik olmaması için çok küçük ipuçları verebiliriz. Nedir bu ipuçları? Mesela covid daha bir kuru hastalık. Yani bizim şimdi mevsimsel olarak göreceğimiz o alerjik rinit, akıntılar, alerjik nezle, gözde sulanma, evet. hapşırmalar gibi kendini belli etmiyor. Evet, evet. Daha bir kuru belli ediyor. Evet. Seyri daha ağır olabiliyor. Bunları ama az sonra bayağı bir detaylandıralım. Çünkü bunu öğrenmemiz hakikaten karıştırmamak anlamında grip miydi, korona mıydı, gerçekten çok çok önemli. Yetişkinlerde özellikle mesela çocuklar arasında belirtiler değişiyor mu diye soracağım, ama ondan önce bir haberimiz var. Bilim insanları, bilim adamları İspanya'daki yaz kamplarında 5 hafta geçiren ve çoğunluğu çocuklardan oluşan 1900 kişilik bir grupta yeni tip koronavirüsün nasıl yayıldığını izlemişler. Sonuçlarda çocukların bulaştırma oranının 0.3 olduğu ve yetişkinler arasında 1.7 ile 2 arasında değişen değerin 6'da 1 olduğu görüldü. Hocam bununla ilgili yorumunuzu rica ediyorum. Sonrasında da yetişkinlerle çocuklar arasındaki belirtiler farklı mı? Bir de ona bakalım. Hocam duyabildiniz mi sorularımı? Pardon, ben Dilaver Hocam'a belki sormuş. Şöyle söyleyeyim, çocuklarımızın şimdi birkaç çalışma var. Bu korona döneminde yalnız bizim bütün verilere biraz dikkatli yaklaşmamız gerekiyor. Evet. Çünkü şunu görüyoruz. Bazı çalışmalarda elde ettiğimiz verilerle bazı çalışmalarda elde ettiğimiz veriler birbiriyle tam birebir örtüşmeyebiliyor. O nedenle de biz hep değerlendirmeyi yaparken olası en kötüyü düşünelim. Ama en iyinin olabileceğini düşünerek hareket edelim. Evet. Önlemlerimizi en kötüyü göre alalım. Bugüne kadar hep şunu gördük. Çocuklarımız da aslında klinik olarak daha hafif geçiriyorlar. Virüsü alıyorlar. Virüsü atabiliyorlar. Atma rakamlarının sanki yetişkinlerden arada daha düşük olduğunu, yani biraz önce sizin söylediğiniz gibi bir yetişkine göre, bir büyüğe göre daha az bulaştırdığını değerlendiren veriler oldu. Ama arada tek tük çıkan, özellikle de Ağustos ayının başında gelen birkaç çalışmada çocukların da sanki yetişkinlerle aynı miktarda attığını gösterdi. Hmm, yani anladım. Bir çocuk da virüsü taşıyorsa bir yetişkin kadar bulaştırabilir olacağını gösterdi. O nedenle de biz hep şöyle düşünelim. Büyük olasılıkla çocuklar evet yetişkine göre biraz daha az bulaştırıyorlar. Ama önlem alırken en az bir yetişkin kadar bulaştırıyormuş gibi önlem alalım. Şimdi bu bizim için okul açılımında mesela çocuğun servise biniminde bir miktar avantaj sağlar. Ama biz bu avantaja güvenerek değil de evet. riski varmış, riski de yüksekmiş gibi düşünerek hareket edersek hem çocuklarımızı hem de onların evlerindeki yetişkinlerimizi, anne babalarını, belki de büyüklerini daha net ve kolay korumuş oluruz. Hocam son olarak başka bir soru daha soracaktım kendimle ilgili. Siz dediniz ya hani 21 Eylül'de veya işte verilen tarihte çocuğunuz eğer okullar açılırsa gönül rahatlığıyla gönderin diye. Eğer çocuğumuzda kronik bir hastalık varsa, alerjik astım, alerjik bronşit varsa da yine aynı şekilde mi davranmalıyız? Bunların hastalığı şimdi daha ağır geçirdiğini bildiğimizi düşünürsek. Sayın Çağ, bence çok güzel bir soru, ama bu noktada şöyle bir hareket içinde olmamız lazım bence. Şimdi bazı hastalıklar var, gerçekten Covid'de hastalık riskinin çok arttığını gösteriyor veya da çok daha ağır geçirildiğini evet, evet, ya da çok daha kolay bulaştırdığını gösterebiliyor. Evet. Çocuklarla ilgili bu kadar net açıkça söyleyebilmek biraz zor. Bu hele astım için de geçerli. O bakımdan izleyen doktor arkadaşımızla, takip eden doktor arkadaşımızla birebir konuşursak, şu hem çocuğumuzun özelliklerini, durumunu hem de yaşam şartlarımızı değerlendirirsek çok daha verimli ve gerçekten daha nasıl söyleyeyim, riski en azaltacak şekilde bilgi almış oluruz. Bir genelleme yapmaktan ziyade böyle bir terzi özelliğiyle yaklaşırsak evet, evet, çocuklarımıza doğru. daha net olur.
Bir tek yalnız şunu söyleyeyim. Servislerde özellikle çocuklarımızda sayı en önemli faktör. Servislerden bu dönemde bizim ricamız, lütfen çocuklarımızın sayısını servis içerisinde kısıtlı tutalım. Ve lütfen servislerle ilgili bilim kurulunun daha önce yayınlamış olduğu öneriler var. Klimalarına, içerisinin temizliğine, havalandırmasına ve bulunacak görevli arkadaşımızın neler yapması gerektiğine. Onları uyarak hareket edebilirsek açıkçası riski evet. en aza indirmiş oluruz. Hocam hem verdiğiniz değerli öneriler hem de bilgiler için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sizlere çok iyi yayınlar diliyorum Sıça Hanım. Sizinle olmak çok büyük bir keyifti. Hocama da saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Daha güzel günlerle buluşmak dileğiyle diyelim. İnşallah. Şimdi hemen Profesör Doktor Dilaver Özturan hocama dönüyorum ve COVID-19 nezle, alerji ve grip arasındaki farklara şöyle bir bakalım istiyorum. İyi ki gelsin. Şiddetli burun akıntısı koronavirüsü belirtisi mi acaba? Yani ilk aklımıza gelecek şey COVID olmamalı burada. Olmamalı. Daha çok alerjik ve nezle gibi şey yapma. Korona da sonuçta nezle virüsü ama daha bir kuru. Yani böyle burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi kendini ilk planda belli etmiyor. Ama tekrar söyleyeyim, bunları net şekilde ayırmak mümkün değil. Dolayısıyla genel olarak biliyorsanız, yani kendinizi biliyorsanız ya da çocuğunuzu biliyorsanız, bu mevsim değişikliklerinde hapşırması olur, burun akıntısı olur, gözünde sulan, mesela sizin de öyle. Ben bu de mevsim evet, döneminde mevsimsel, problem varsa evet, bu yaşadığınızda aklınıza ilk COVID gelmemeli. Gelmemeli. Tamam. İkinci madde şöyle. Hapşırık koronavirüs belirtisi mi? Daha çok yine mevsimselse, daha önceki hikayenizi biliyorsanız, mevsimlerle ilgisini biliyorsanız yine aklınıza COVID gelmemeli. Gelmemeli. Hırıltı peki, göğüste yaşanan bir hırıltı koronavirüs belirtisi olabilir mi? Şimdi akciğerle ilgili geldi. Problemi var tabii. Hırıltı daha bir ıslak şey. Aslında COVID'de genel tecrübe kuru. Başta daha bir kuru öksürük olduğu ve ilerleyici oldu. Şimdi hastalar bize şöyle geliyor. Diyor ki hocam diyor. Biliyorum diyor, koronada diyor, COVID'de diyor nefes darlığı oluyormuş diyor. Sizin var mı diyorsunuz. İki gün önce vardı diyor. Sonra akşam geçti diyor. Dün de biraz vardı. Bugün hiç olmadı diyor. Bu aslında olayın COVID'den uzaklaştırıyor. Çünkü COVID... Peki belki de hafif seyrediyor olamaz. Ama böyle ondülan seyretmiyor. Hmm, yani COVID böyle var olayım, sonra düzeleyim, sonra yok olayım şeklinde değil. O daha belli bir progresif, seviyede. Belli bir seviyede başlıyor ve daha da gidiyor. Zaten şimdi... Covid pozitifle hasta olmak da farklı aslında. Yani insanlar Covid pozitifi görünce eyvah diyor. Yani bunu şey gibi algılıyorlar. Bu artık bu kara leke sürüldü bana ve ben artık kurtulamayacağım gibi. Hmm. Ve bütün hastalığın seyrini bekliyor. Aslında Covid pozitif olması sizin Covid hastası olduğunuz anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla duyduğunuz her şeyi, özellikle izleyicilerden rica ediyorum. Covid ile ilgili duyduğunuz semptomları, şikayetleri kendinize yakıştırmayın. Doğru. Yani doğru. Bu... sizde olacağı anlamına gelmiyor. Yani. Buna bir semptom çalma diyoruz ve hafızası iyi olanlar, bir de bir hasta grubu var. Yani onu biz muayenede görüyoruz, hastanede görüyoruz. Maskeler, eldivenler şey belli ki korkuyla geliyor. Bu korkuyla gelen insanlarda da her türlü semptomu, her türlü belirtiyi diyelim evet. kendine COVID gibi yakıştırma şeklinde oluyor. Evet. Dolayısıyla bir daha rahat olmak lazım. Yani tedbiri almak lazım. Korkumuzu daha çok tedbire yansıtmamız doğru gerekiyor. Yani evet. tedbirimizi panik yapmak alalım. Yerine, çünkü tedbir de çok zor değil aslında. Çünkü her televizyona çıkana ya da her çıkan yazıya burada benim bilmediğim bir şey var mı gibi bakmamak gerekiyor. Kural belli. Kalabalıkta dolaşmayacağız. Maskemizi ciddi biçimde takacağız. Evet. Bu gereksiz bir korku ya da gereksiz bir özgüven haline dönmemeli. Asla yani, esnetilmemeli kurallar evet. aslında. İçselleştirmeliyiz bunu. Evet, yani doğru. Şu maskenin işe yaradığını bilirsek, bu maske zorunlu bir şey değil aslında. Maske sizi koruyan temel faktörlerden biri. Evet. Dolayısıyla şikayetleriniz, bulgular, kendinizi dinlemektense tedbirlerinizi uygulayın. Kime? Sadece kendinize değil, etrafınızdakilere de uygulayın. Kesinlikle. Tipik uçak mesela. Evet. Uçakta bir kısım insanlar son derece ciddi N95'ler, çift maskeler tabii, tedbirini tabii, alıyor. Tabii. Ama yanı başınızdaki biri de çenesine belki takıyor. Belki de o da nasıl takıyor ondan bana bulaşmaz diye düşünüyor ama kendi başkasına bulaştırma ihtimali olduğunu düşünmüyor. Bakın toplumu tehdit ediyoruz. Yani evet. bir kişinin almadığı tedbirle farklı insan. Çünkü maskenizi tek başına takmanız çok bir koruyuculuğu var ama %100 değil. Oranı artırmak istiyorsanız herkesin takması gerekiyor. Ya bana bir şey olmaz, benden bulaşmaz. Böyle bir şey yok. Evet, yok. Bir diğer belirtiye bakalım. Gözlerde eğer kızarıklık varsa koronavirüs belirtisi midir? Bu da daha çok alerjik rinit belirtisi. Yine alerjik
konjüktivit belirtisi. Onda da yine kızarıklık çok fazla oluşmuyor. Ama çok tekrar ediyorum belki ama COVID gerçekten garip bir hastalık. Yani COVID çok geniş bir spektrumda. Yani şikayetler öyle bir şey oluyor ki %80 hiç belirti vermiyor ama bulaşıcılığı sürüyor. Ama bir kısmı da çok ciddi solunum problemi yaşıyor. Bu arada bunu da geçiren kişiler, yani alerjik reaksiyonu olan kişiler COVID olmayacak diye bir kural da yok tabii. Yani, tabii. Dolayısıyla panik yaşamadan benim daha önceki yıllarda da... Ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor aslında. Daha önceki yıllarda da bu oluyordu, çocuğumda da bu oluyordu deyip kısmen daha rahat olmak gerekiyor. Evet, evet. Çok da boş yere panik yapmamak da lazım. Peki yine bir kaşıntı söz konusuysa eğer koronavirüs belirtisi yine olabilir mi? Yine çok fazla COVID aklımıza getirmiyoruz. Peki. Baş ve boğaz ağrısı bu belirtiler içerisinde baş ağrısı olabiliyor. Boğaz ağrısı daha bir derin, kuru, derin dipten bir ağrı tarif ediyor hastalar. Yine onda da bizim alıştığımız o yangılı, burun akıntılı, böyle çok ıslak, böyle hani vardır ya nezle alırsınız. Ama genel durumunuz da iyidir. Çok da halsiz değilsinizdir. Çünkü COVID'de daha bir halsizlik ortaya çıkıyor. Evet. Kuru öksürük daha fazla çıkıyor. Evet. Boğazda derin bir ağrı ortaya çıkıyor. Yani COVID aslında daha önce yaşadığınız semptomlara çok fazla benzemiyor. Dolayısıyla muhtat biçimde çok sık rastladığınız şikayetler varsa, üstüne bu dönemde bu gelmişse, bunu eyvah ben de mi COVID oldum gibi endişe içinde olmamak gerekiyor. Gerekiyor. Peki nefes darlığı koronavirüsü belirtisi mi diye başlıyor. Maalesef evet. Maalesef evet. Peki bu acaba bu psikolojik mi? Yani artan bir de, biçimde olması lazım. Dün nefes darlığım vardı. Bugün geçti. Bugün geçti. Bu sizi uzaklaştırıyor aslında. Evet, geçtiyse hafif belki de atlattığımızın belirtisi olabilir mi? Ne o kadar kısa dönemde olmaz. Ha, bir gün içerisinde olmaz değil mi? En az 2-3 gün devam etmesi gerekiyor. Ani ateş koronavirüs belirtisi midir? Subfebril seyrediyor ama... tabii kişi, ateş de çok farklı. Yani bazı insanlar çok kısa sürede ateş çıkartıyor. Bazısında hasta olmasına rağmen ateş çıkmayabiliyor. Dolayısıyla tek başına ateşle de ölçü almamak gerekiyor. Peki yüksek ve inatçı ateşi... Mutlaka akla gelmeli mutlaka COVID. Mutlaka akla gelmeli. Halsizlik son dönemlerde yaşıyoruz gelmeli. Mesela çok enteresan değil mi? Benim bugün neyim var neyim var diyorsun. Öksürmüyorsun. Nefes darlığı yaşamıyorsun. Ateşin de yok. Tek başına bu bile bir belirti olabilir geçirdiğimizde değil mi? Peki bir diğeri de ise zannedersem ki en herhalde hepimizin en çok bildiği belirtilerden bir tanesi kuru öksürük. Kuru öksürük çok sık gördüğümüz. Durduk yerde başlayan bir öksürük müdür bu? Çok sık gördüğümüz bir şikayet. Yani alerjik rinitte olur, astımda olur, postnazal geniz kasında akıntıda olur. Dolayısıyla her kuru öksürükte korona gibi, COVID gibi kabul etmemek gerekiyor. Farkındaysanız çok belirtiden bahsediyoruz. Tek başına bunlardan herhangi birinin COVID, eyvah ben kuru öksürüğüm var, COVID oldum demek çok mantıklı değil. Ne yapmamız lazım? Hekim olarak da, hasta olarak da, hasta yakın olarak da birkaç semptomun bir araya gelmesi gerekiyor. Yani tek başına bunların hiçbiri COVID lehine belirti olarak algılamamak gerekiyor. Halsizliğe biraz geri dönmek istiyorum. Çünkü biraz panik olabiliriz her halsiz hissettiğimizde. Ne tür bir halsizlik? Yani sabah kalktın yorgun hissettin Çağla, bu olabilir mi? Yoksa gün içerisinde sürekli halsiz mi hissediyorsun? Yoksa akşam eve geldin o gün kendini halsiz hissediyorsan da bir belirti olabilir mi? Yani sabah kalktığınızda halsiz hissediyorsanız bu kötü uyku anlamına gelir. Yani orada daha önce anlattığımız hep apne geliyor. Bu da bir ihtimal geliyor. Diyelim tamam. Ama sabah kalktığınız halsizlik var, daha sonra düzelmeye başladı. Bu çok fazla şey değildir. Yani şikayetler, belirtiler böyle inip çıkan belirtiler değildir. Hı hı. Onun halsizliği varsa sabah kalktığınız var, daha sonra da vardır. Ve bu günlerce birkaç gün artık kendimize hissettirdiğini de düşünebiliriz mi? Yani bildiğiniz bir halsizlikse... şey diye, ama COVID'deki halsizlik öyle çok bizim alıştığımız halsizliklere pek benzemiyor. Onu hissederiz zaten galiba değil mi? Evet. Ne oluyor bana deriz. Hani demiş ya beni hekime götürmeyin, hekimi getirin, damdan düşeni getirin diye. Bu tip hastaların belirtileri gerçekten çok ağır. Yani bizim o halsizlik, ateş, yoğun bakıma gerek ya da hastane bakımına ihtiyaç duyacak belirtiler gerçekten daha önce kolay tanımlanmış şikayetler değil. Yani ağrıları mesela, kas ağrıları, inanılmaz kas ağrıları var. Eklem ağrıları var. Dolayısıyla en böyle küçük semptomları, küçük belirtileri eyvah ben COVID oldum deyip hemen hastaneye başvurmak çok pratik değil. Peki ne yapayım? Ne yapacağınız şey belli. Yine korunma tedbirlerinizi alacaksınız. Devam edeceğiz. Yine koruma tedbirlerini alacaksınız. Sadece sizi korunmanız ve koruma değil. Ve etrafı da koruma tedbirlerini alacaksınız. Ve bunun için hemen hastaneye müracaat etmeyi de bekleyin.
geçecektir. Geçmezse, inat ederse, birkaç gün devam ederse şüphesiz şey. Burada da yine temas önemli. Yani COVID'li bir hastayla temas edip etmediğiniz önemli. Kendinizi, onu şöyle bir gözden geçirmek gerekiyor değil mi? Artık kendi aldığınız tedbiri gözden getirmeniz geçirmeniz gerekiyor. Nereye gittim? Kimlerle temas ettim? Ben tedbirimi doğru aldıysam uçaktan bile korkmam çok şey değil. Yani bir saat uçak yolunca ben maskemi takıp uzun süre maskemi açmadıysam, hatta bazı insanlar bu işi doğru biçimde ciddiye alıyor. Su içmek için bile maskesini çıkarmıyor. Evet. Bu tedbirin sınırı yok. Yani burada ne kadar tedbir alalım, burada daha az tedbir alalım, burada da hayır. Her yerde normal tedbirimizi alacağız. Ne kadar? Abartmadan. Mesafeyi de öyle. Elimizden ne kadar geliyorsa. Çünkü sınırlamak da çok şey değil. Evet, doğru. Ama artık bunu o kadar çok anlatıldı ki. Benimsememiz de gerekiyor aslında. İnanmamız gerekiyor. Hayatımızın bir parçası olduğunu kabul etmemiz aslında. Mesela bundan sonra da düzelecek. Mesela COVID geçti, pandemi bittikten sonra da ben açıkça söylemek gerekirse eskisi kadar uçağa bindiğimde bu kadar fütursuz davranacağımı düşünmüyorum. Yani yine ben de maskemi takıyorum. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye konuşuyorduk galiba. Çağla Hanım, bu anlattıklarımız aslında evrensel doğrular. Yani elini yıkamak doğru, kalabalık yere gitmemek doğru. Hasta çocuğunuzu... Tanımadığımız insanlarla hemen merhabalaşmak değil mi? Ya da bu kadar yakın öpüşmek. Veya çocuğunuz hastayken okula göndermemek, bu doğruydu. Tabii yani ki. Şimdi zaten imza veriyoruz okullar için. Evet. Dolayısıyla bu doğrular hayatımıza girdi ve bundan sonra da bence sürdürmek zorundayız. Covid dosyasını şimdilik kapatıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Sizlerden gelen özellikle de kulak, burun, boğaz konusuyla ilgili sizlerden gelen soruları hocamız yanıtlayacak. İlk sorumuz şöyle: sağ kulağımda duyma eksikliği var. Kireçlenme varmış. Ne yapmalıyım? Ne yapabilirim böyle bir durumda? Bu çok sık görülen bir şey. Orta kulaktaki örs, özengi, çekiç kemikçikleri var. Bunlardan bir tanesi kireçleniyor ve manivela sistemi çalışmıyor. Yani o üç kemikçik oynamayınca kayıp oluyor. Burada eğer çok ileri boyutta değilse işitme kaybı, ameliyatta düzeltmek mümkün. Kireçlenmiş olan kemikçiği çıkarıyoruz. Onun yerine teflondan üretilmiş bir protez takıyoruz ve işitmesi düzeliyor. Neden kireçlenir peki mesela kulak? Vücut yani, mi? Daha çok beslenme, suyun floruyla ilgili bir şey. Allah bazı Allah. Toplumlarda çok görülüyor, bayanlarda çok görülüyor. Ailesel özelliği var ve bunların bir kısmında doğumlar, gebelik de bu işitme kaybını, kireçlenme şeyini artırabiliyor. Yani toplumda belli oranda görülüyor, genetik özelliği var ve bazı coğrafyadaki bazı lokasyonlarda daha çok görüldüğü için de içme suyundaki florla ilgili teoriler üretiliyor. Peki bir diğer soru da yine benzer. Kulak tıkanıklığım var, ameliyat diyorlar. Siz ne önerirsiniz? Kulak tıkanıklığınız varsa, doktorlar da ameliyat diyorsa ameliyat diyorum. Artık ameliyattır yani. Onun üzerine çok fazla tartışmaya gerek yok diyorsunuz. Durduk yerde kulak niye tıkanır mesela? Yani bizim en sevdiğimiz kire bağlı tıkanıklıktır tabii. Yani tabii o olursa temizlenir, geçer gider. Peki. Ve çok bu, dua bu durum nedir? Bu belli ki ya kulak zarında kulak zarında delik olabilir ya da orta kulakta kireçlenme olabilir ya da orta kulak kemikçiklerde erime olabilir. Hmm. Daha önce geçirilmiş enfeksiyonlara bağlı olarak. Burnumda et var, ameliyat olmalı mıyım diye bir soru gelmiş. Herkesin burnunda et vardır. Et var zaten de. Çünkü bu burun içinde havayı ısıtan faktörlerden bir. Hava burun etinin etrafından dolaşır ve akciğere ısıtılmış, nemlenmiş, temiz olarak gider. Dolayısıyla burun tıkanıklığı yapmıyorsa, sizi rahatsız etmiyorsa kesinlikle ameliyat olmanıza gerek yok. Kaldı ki burun etini de almıyoruz. Hı. Ne yapıyoruz? Onu ideal boya getirmeye çalışıyoruz. Yakmayı da sevmiyoruz aslında. Hocam yakıyorsunuz, doğru söyleyin. Yani eskide yakma deyince insanlar daha çok o daha önce kullandığımız koter anlıyor. Yani yüzeyden yakmak galiba gibi anlıyor. Galiba ben o dönem denk gelmiş olabilirim. Şimdi teknoloji biraz daha bu konuda yardımcı. Daha çok burun etinin içini küçültmeye, içinde beslenme bozukluğu yaratıp burun etinin kendi içine büzülmesini sağlıyor. Evet, sağlıyoruz. Bu da farklı bir yöntem. Tabii ilaçla düzelmiyorsa. Yani hemen cerrahi akla getirmiyoruz zaten. Alerjisi varsa alerjisine yönelik tedaviler, tabii, lokal tedavilerle düzeltebiliyorsak düzeltiyoruz. Deniz suyu mesela, deniz suyu, gerçek deniz suyu bu konuda son derece etkili. Yardımcı olabilir. Bu arada da sigara içiyorsa sigarayı bırakma. Yani çevresel faktörlerle düzeltmemiz gerekiyor. Evet. Ameliyat en son çare. Peki vertigo çocuklarda da görülür mü diye bir soru gelmiş. Yani görülmeyeceğini pek düşünüyorduk ama son dönemde çok fazla görmeye başladık. Bu da yani çocuk dediğimizde 14-15 yaş diyorsak onları da çok görmeye başladık. Sınav stresiyle daha çok görmeye başladık. Özellikle çok kahve tüketimi başladı ki çocuklarda da gençlerde de çok fazla başladı. Dolayısıyla kahve tüketiminin arttığı toplumlarda
sınav stresi ya da diğer streslerle olan toplumlarda çocuklarda maalesef görmeye başladık. Maalesef. Yani eskisinden daha, daha çok görmeye başladık. Daha çok görmeye başladınız, anladım. Ani basınç değişimi kulak zarını patlatır mı diye bir soru gelmiş izleyicilerimizden. Yani basınç değişimi mesela tokat atma, yani çok minik bir tokatla bile avucunuzun içi kulak yolunu kapatıyorsa oradaki basınca bağlı kulak zarı yırtılabilir. Yani şiddeti önemli değil. Onun orayı kapatması önemli. Bunun dışındaki basınç değişimlerinde enfeksiyon varken çok daha kolay kulak zarı delinebiliyor. Hocam ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Profesör Doktor Dilaver Özturan hocama bir alkış rica ediyorum. Hocamı uğurlarken ben diğer konumu davet etmek istiyorum. Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı operatör doktor Sinan Göker hocam geliyor. Çok teşekkürler hocam, sağ olun. Sinan hocam. Hocam telefonunuzu unuttunuz. Sinan yabancı olmadığı ama için. Ama onun orada kalması gerekiyordu normalde. Böyle bir şey kabul etmiyoruz yayında. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, sağ olun. Buyurun hocam, hoş geldiniz. Hoş tekrar nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. İlk olarak tabii bu döneme yönelik bir soruyla başlayalım istiyorum. Covid nedeniyle şu anda operasyonlar yapılıyor mu ya da yapılmasında bir sorun oluyor mu? Evet, bunu birçok hasta soruyor. Ve de bir kısım hastalarda biraz hani muayeneye ve ameliyatlara gelmekten Çekiniyorlar ama aslında hem klinikte aldığımız önlemler çok yoğun, yani kişinin belki evinden dahi daha temiz, ameliyathane ortamı zaten en steril ortam. Evet, doğru aslında. Dolayısıyla yani kısa da ameliyatlar, hastalar yatmıyor zaten bizde. Lazerde hastane de yok, yani daha böyle hafif ayaktan bir ameliyat, tedavi diyebiliriz. Dolayısıyla yani çok rahatlıkla yapıyoruz. Birçok insan da artık işte nasıl olsa vaktimizin çoğunu evde geçiriyoruz. Hani bu arada bu ameliyatları da çıkartalım diye artık gelmeye başladılar artık. Biraz daha cesaretlendik, evet, bu anlamda. Peki tedavilerde son gelişmeleri konuşalım. Akıllı mercekle başlayalım. Akıllı mercek ne demek? Hocamızdan öğreniyoruz. Akıllı lens veya mercek. İşte biri Latince, biri Arapçası. Çok odaklı göz içi lenslerine verilen... biraz da böyle pazarlama, tanıtım amaçlı smart lens diye Amerika'da çıktı. Onun Türkçe tercümesi akıllı lens. Hani çok odaklı. Yani her odağa... Yani iki odaklı değil, anladığım kadarıyla üç odaklı. Biraz yok, aslında çok odaklı kelimesi çıktığında iki odaklıydı bu lensler. En eskiden tek odaklıydı. Hastalar sadece katarak ameliyattan sonra uzağı gözlüksüz görebiliyor, yakını okuma gözlüğü takıyor. Sonra bu teknoloji geliştirmeye başlandı. Ben aşağı yukarı 13-14 sene önce bunları takmaya başladım. İlk başta bayağı bir yan etkiler vardı. İşte ışıklar parlıyordu, yakın görme o kadar iyi değildi, uzak biraz bozuluyordu falan. Sonra yavaş yavaş bunlar giderildi. Ve son 2-3-4 sene içinde gerçekten hasta memnuniyeti çok yüksek bir hale geldi bunlar. İşte son 1-2 senedir de bu smart lens, akıllı lens şeysi, evet, uyduruldu. Ama gerçekten hani nereden çıktı bu laf? Hem hasta uzağı görebiliyor hem de yakına baktığında yakını görebiliyor. Normalde bu teknoloji çok zor bir teknoloji. Yani evet, tek bir gözlük camı mesela düşünün. Tamam, çok odaklı gözlük camları var ama orada hasta başını hareket ettirerek odağı değiştiriyor. Evet. Başınızı hareket ettir, gözün içindeki bir lensle öyle bir şöyle hareket yapamıyorsunuz. Evet. Yapmanız mümkün değil çünkü böyle yapınca lens de aşağı iniyor. O nasıl ayarlıyor acaba? İşte dolayısıyla bu çok bu teknoloji bayağı bir şey oldu. Aslında insan beyninle ilgili bir teknoloji. Çünkü aynı anda retinaya, yani fotoğraf makinesinin filmi diyebiliriz, retina tabakası, gözün sinir tabakası. Retinaya aynı anda iki tane görüntü düşüyor. Yani hem uzağın görüntüsü düşüyor hem de şu yakının görüntüsü düşüyor. Oraya bakarken buraya da görüyoruz. Çünkü. İkisi de var aslında, evet, ama beyin dikkatimizi vererek onu biz seçiyoruz. Dolayısıyla çünkü normal orijinal insan kendi lensimiz şekil değiştiriyor. Zoom yapıyor ve odaklı, hop yakına bakınca yakına odaklı, uzağa bakınca uzağa. Dolayısıyla öyle bir teknoloji daha yok, yapılamadı, yapılmaya uğraşılıyor. Yani hareketli göz içi lensi belki ileride olacak ama şu anda en orijinaline yakın hali bu ve de hakikaten yan etkileri oldukça azaldı. Sonuçlar nasıl? Çok, sonuçlar başarılı. Sonuçlar yani başarı oranları çok iyi. Yani yakını, başarı dediğimiz nedir? Amaç hastanın yakını görmesi. Şimdi yakını görme 40 santim okuma mesafesi bir kere
orijinal lens gibi her oda net gösteremiyor. Tek bir oda var. 40 santim okuma odağı. Tamam, o çok büyük problem değil. Herkes zaten okurken belli bir odakta tutuyor ama 40 santimdeki en küçük yazarı okutabiliyoruz hastaya. Yani bu başarı diyebileceğimiz şeyden bir tanesi bu. Yani ilaç prospektüsü, en küçük yazıları gözlüksüz hastalar okuyor. Anladım. Bu önemli bir şey. Hangi numaralara yaptığını da ekleyelim mi cümlenizin sonuna? Tamam. Tabii sonuçta bu hastanın gözüne göre bu lens numaralarını hesaplayıp takıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bizim elimizde istediğimiz numarayı hastanın göz numarası ister 15 hipermetrop olsun, ister 20 numara miyop olsun, biz onu lensin içinden ayarlayarak düzeltebiliyoruz. Hı hı. Yani sıfır yapıyoruz. Anladım. Ve yine çok odaklı hale de getirebiliyoruz. Hı hı. O da çünkü çok yüksek miyoplara çok odaklı yapılamıyordu falan, o da gelişti. Hı hı. Dolayısıyla işte bir bu gece ışık parlama olayı vardı. Evet. Gece çünkü yan etkileri vardı demiştiniz. Göz bebeği büyüdüğü zaman gece karanlıkta göz bebeği büyüyor. Yani bütün normal insanlar, herkes gece araba kullanırken karşıdan gelen arabanın farını biraz dağınık görür. Doğru. Bu normal bir olay. Fakat bu lenslerde biraz daha fazla dağıtıyordu. Bu da aslında yani doğru bir lens seçilirse, çünkü lensten lense bu efekt değişiyor. Yani bazı lensler bunu çok az yapıyor. Hı hı. Ve de bazı hastalarda, yani mesela benim taktığım lenste %15 hastada, yani her diyeyim ki 10 hastanın birinde çok hafifçe öyle bir efekt oluyor ama o da hasta araba kullanamayacak kadar kötü değil. 6 aydan sonra da çok azalıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu da çok azaltıldı. Evet. Yani hemen hemen sorun değil artık. Uzak kalitesi de gayet iyi. Eskiden uzak kalitesine de biraz, çünkü yakını hani düzeltelim derken, hı hı, biraz uzak kalitesi bozuldu. Uzak da çok iyi. Yani uzakta çok güzel araba kullanabiliyor. En küçük, yani %100 görebiliyor hastalar. Süper. Ama tabii bunun bir takım ameliyatın çok doğru yapılması lazım. Evet. Kişiye göre lensin doğru seçilmesi lazım. Ameliyatın gerçekten hiç komplikasyonsuz, sıfıra yakın bir numara kalması lazım. Yani çünkü gözde konulacak lensin numaralarını işte ultrasonik bir ölçüm yapıyoruz. İşte bir takım formüller var bilgisayarda. Onlar oradan pıt diye çıkıyor şu numara diye. Onu takıyoruz. Şimdi orada sapmalar olabilir. Olabilir. Onu çok iyi hesaplamak lazım. İşte değişik değişik aletlerle falan hepsini hesaplıyoruz. Ama 0.75 bile kalsa ben hastalarımı 3 ay sonra tekrar lazer yapıyorum ve hastalarımı tam sıfır bırakıyorum. Bu çok önemli çünkü evet. 0.75 bile kalan hastalar da çok rahatsız ediyor. Evet. Yani 1.5 gibi rahatsız ediyor. Anladım. Dolayısıyla bir takım etrafta hani şikayeti olan, işte ben taktırdım iyi değil falan diye başka hani şeyler geliyor bana da hastalar. Bunlar hep küçük numara kalmış hastalar. İşte taktırdım gene görmüyorum, gene gözlük takıyorum. İşte tabii numara 0 değil ki onun için yani. Evet. Numaranın tam 0, eksi artı 0.25 olması lazım. Dolayısıyla bunu da hallediyoruz. Sonra kuruluk meselesi çok etkiliyor. Yani çünkü belli bir yaşın üzerine yapıyoruz böyle bu numaraları. Evet, gözde evet. Bir miktar kuruluk oluyor artık 50 yaşından sonra. Göz kuruluğunu çok iyi hastaya hazırlamak lazım. Yani tedavi etmek lazım. Onun dışında mesela göz içinde uçuşan cisimler var. Onlar bu ameliyattan sonra çok odaklı gözcü lenslerinde hastayı çok rahatsız ediyor. Yani bazı hastalarda canından bezdirebiliyor. Aa, o kadar yani. Aslında göz içinde uçuşan bir cisim yani. Normalde o kadar rahatsız eden bir şey değil. Onları eğer varsa aşağı yukarı 4-5 senedir onları gözün içinde, göz küresinin içinde böyle dalgalanan yumak gibi şeyler, oluşumlar var. Onları küçük küçük çok ince parçalara ayırıyoruz. Toz gibi dağıtıyoruz ve hasta rahatlıyor. Ya bunun gibi bir sürü detay var. Yani bunların hepsinin tam olması lazım. O zaman ancak hasta, o zaman kusursuz bir sonuç elde edilebiliyor. O zaman işte hastalar çok memnun oluyor. Çok memnun. Evet. Yani hakikaten yeniden doğduk. Evet. Kendilerine özgüven geliyor. Daha genç hissediyorlar. Yakını okuyorlar. Gözlerini açtığında sabah her şeyi net görüyorlar. Peki bu mercekler her yaşta uygulanabiliyor mu? Sorusu önemli galiba. Şimdi bu güzel bir soru. Çünkü hala daha daha gençlere bir kere yapmıyoruz.
Ne zaman başlıyoruz? 45 yaşından sonra. Bir kere en çok tabii yakın problemi olan kişilerde uygulanıyor bu lensler. Hı hı. Yakın problemi de 45 yaşından sonra başlıyor zaten. Evet. Dolayısıyla hani 40 yaşında falan birisine biraz hipermetropu var diye yapmak doğru değil. Hı hı. Çünkü biz onları lazerle düzeltebiliyoruz zaten. Hı hı. Dolayısıyla lazer katarak, yani bu mercek ameliyatına göre daha hafif bir ameliyat. Yani lazer gözün dış tabakasına yapılıyor. Kornea dediğimiz dış tabakaya yapılıyor. Göz içi bir ameliyat değil ve riskleri de daha az. Yani bu mercek ameliyatı, göz içi ameliyatı çok az da olsa bir takım ciddi riskler içerebilir doğru yapılmazsa ameliyat. Dolayısıyla mecbur kalmadıkça 45 yaşın üzerindeki hastalarda, 50 yaşına doğru da artık işte katarak başlıyor. Yani önce ben 50 üzeri yapıyordum. Fakat hakikaten bu teknoloji çok gelişti ve sonuçlar da hasta çok memnun. Dolayısıyla 50'nin altına şimdi 45'e kadar indik. Çünkü 45'te başlıyor yakın problemi. Doğru. Bir de hem yakın hem uzağa falan problem olan hastalar var. Gözlük de takamıyor ya da memnun değil. Bu çok odaklı gözlüklerin performansı çünkü çok iyi değil yani. Böyle hastalar sürekli robot gibi başını böyle kaldırıp çevirmek zorunda. Başını yani yan tarafları numara etkili olmadığı için sürekli başımı robot gibi çevirmek odaklanmak durumunda. Için, odaklanmak net için, net görebilmek için. Çok doğal bir görüntü değil. Halbuki bunlar nereye bakarsanız bakın o görüntü orada. Evet. Peki daha önce mesela katarak ameliyatı olmuş veya yakında gözlük kullanması gereken kişilere bu hastalara yeni bir uygulama yapabiliyor musunuz? Daha önce tabii tek odaklı bir mercek takılmış oluyor. Gözün içinde bir mercek var. Ama o yakını göstermiyor. Onun üzerine yakını gösteren ikinci bir mercek takabiliyoruz. Hmm. Yani bir aslında gözün içinde üst üste iki mercek oluyor. Bir uzak için, bir yakın için. Evet. Bu yeni bir teknoloji bu. Fakat iyi bir teknoloji. Hakikaten güzel sonuçlar veriyor ve ben bunu sıklıkla uyguluyorum. Çünkü eskiden hani takılmış, yakını da görmek istiyor. Çünkü yakın hakikaten insan yaşamını çok zorlaştıran bir problem evet, yani kesinlikle. Siz bilmiyorsunuz ama. Bilmiyorum bileceğiz yakında. Az kaldı bilmezsiniz inşallah. Peki göz tembelliği olan kişilere akıllı lens uygulanabiliyor mu diye sorayım. Göz tembelliğine uygulanabiliyor. Yani çok ileri derecede mesela %10 görüyor, %20 görüyor onlara yapmıyor. Çünkü zaten görmüyor yani. Ama çünkü mesela %40 görüyor yapıyorum. Yaşı da böyle 60'ın altındaysa. Bu tembellik bittikten sonra bu yani akıllı lens takıldıktan sonra tembellik tedavisi var. Yeni bir tembellik tedavisi. O yeni tembellik tedavisiyle ileri yaşlarda da 30 puan falan görmeyi arttırabiliyoruz. Dolayısıyla önce bunu yapıyoruz. Numaralar bitiyor. Uzak yakın düzeliyor. Katarak matarak her şey bitmiş oluyor. Üzerine bir de tembellik tedavisi yapıyoruz. Evet. 30 puan da görmeyi arttırıyoruz. Görme kalitesi daha iyi oluyor. Dolayısıyla bu da artı bir şey yani hastaları daha iyi bir hale getirebiliyoruz artık. Kesinlikle. Birazcık da katarak konuşalım istiyorum. Daha çok hangi yaşlarda görülüyor ve kataraktın tek tedavisi ameliyat mıdır? Evet, kataraktın tek tedavisi maalesef ameliyat. Yani kataraktı durdurmak veya ilerlemesini durdurmak için de yapılacak başka bir tedavi yok. Ama Allah'tan katarak ameliyatı çok kolay bir ameliyat, çok kolay bir hale geldi. Başarın oranları nasıl? Yaşa göre değişiyor mu? Yaşa göre başarı oranı pek değişmiyor. Yalnız şöyle, yani tabii ki ileri çok ileri yaşlarda mesela gözün retina tabakası bozuk oluyor. Kişinin görme yüzdesi %100 olmayabiliyor. Yani onlar ne bileyim 40 yaşında bir insan kadar %100 net görmeyebilir ama ona başarı demiyoruz. Yani sonuçta ameliyatın başarısı hemen hemen yüzde olarak aynı diyebilirim. Kolay bir ameliyat. 10 dakika sürüyor. İki göz aynı anda mı yapılıyordu? İki göz aynı anda yapılmıyor. Bütün dünyada genel bir kural var. Çünkü bu bir göz içi ameliyatı olduğu için çok az da ihtimal olsa hani %1, binde bir, 10.000'de bir bile olsa iki gözü aynı anda o problem olmasın diye. Bu birinci sebep. İkinci sebep çok az da olsa numaralar sapabiliyor ya bir gözde. Tabii. İkinci göze yaparken bir hafta sonra numara oturuyor. O numaraları hesaplıyoruz. İkinci göze takacağımız numaralarını o sapmaları hesaplayarak ikinci göze numara takıyoruz. O zaman ikinci göz tam sıfır oluyor. O zaman bu hakkımızı kullanmak için
Hani bir hafta zaten iki kez aynı günde yapılmıyor. Yani genelde bir hafta ara veriliyor. Peki daha önce lazer ameliyatı olanlar ileride akıllı mercek veya katarak operasyonu olabiliyorlar mı? Olabiliyorlar. Böyle bir şehir efsanesi vardı işte lazerden sonra katarak olmuyor diye. Hala yani ben bunu 25 senedir söylüyorum ama hala yeni gelen nesil de bu soruyu soruyor. Söylemekte yarar var. Yani her tür lazer tedavisinden, ameliyatından sonra katarak ameliyatı olabilir. Başka ameliyatlar da olabilir. Hiçbir ameliyat engel değil. Dolayısıyla lazerden sonra çok odaklı gözcü lensi de takabiliyoruz. İlk başta takılmıyordu. Olmaya alışmış insanlar. Yani dünyada da. Dolayısıyla bunu taka taka hakikaten o konuda da bir deneyimiz oldu ve çok rahat takabiliyoruz artık. Harika. Operatör Doktor Sinan Göker hocama verdiği değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Biz ben reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra Çağla'yla yeni bir gün devam edecek. Bizden ayrılmayın. Evet, Çağla'yla yeni bir günün ve bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Sevgili Ayşe abla, mutfağımızda o kadar güzel koktu ki öncelikle ellerine sağlık. Sen saçlarını boyattın. Kendim boyadım. Kendin mi boyadın? Acayip güzel olmuş, çok havalı olmuş. Neymiş bunun tonu acaba? Haşhaş tonu mu bu? Haşhaş tonu. Anlatır mısın lütfen bize? Şunu nasıl yaptın, şunun güzelliğine bakar mısın? Bildiğimiz mayalı klasik hamuru yani. Maya, şeker, un, su. Bu kadar. Hı. İçinin malzemesi haşhaş, ceviz, tahin. Bunları karıştırdım. Üzerine sürdüm, yuvarlayıp işte bu şekilde. Çok güzel olmuş. Programı kapatır mısın? Ağzım dolu. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler. Ya ölürüm sana. Görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.